Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyaların bugünkü bölümünde bahsedeceğimiz kişi ise Catherine Knight. Ama bu bölüme geçmeden önce sizi uyarıyorum. Eğer bir şeyler yiyerek izlemeyi planlıyorsanız bence bir kenara koyun. Dursun, videodan sonra kendinize geldiğiniz zaman yersiniz. Çünkü ya da mideniz çok kuvvetliyse devam, hiç bir şey demiyorum. Ama ben şimdiden uyarımı yapayım. Şimdi Catherine Knight hakkında ilk başta şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu kadın kimdir derseniz, kendisi şartlı tahliye olmaksızın, yani af hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ilk Avustralyalı kadın. Ama tabii ki bu olayı, yani neden bu cezaya çarptırıldığını öğrenmeden önce biraz geçmişe gideceğiz ve onun çocukluğundan başlayacağız. Ama videoya geçmeden önce eğer beni sosyal medya hesaplarımdan, Instagram'dan vesaire takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunmakta. Ayrıca diğer kanalım da aşağıdaki açıklamalarda bulunuyor. İsterseniz oraya da abone olabilirsiniz. Evet, şimdi videoya geçelim. Catherine Knight 24 Ekim 1955 tarihinde Tenterfield, New South Wales, Avustralya'da dünyaya geldi. Catherine düzensiz bir aile ortamında büyümüştü. Sağlıklı bir ortam değildi. Annesi Barbara, Jack Rugan adlı bir adamla evliydi ve onunla New South Wales bölgesinin Hunter Vadisi'nde bulunan küçük bir kasabasında yaşıyordu. Kasabanın adı da Aberdeen kasabasıydı. Aynı zamanda 4 tane de oğulları vardı. Ve bu adamla Barbara'nın, yani Catherine'in annesinin 4 tane de oğlu vardı. Daha sonra Barbara Ken Knight adlı bir adamla ilişki yaşamaya başladı. Ve bu bahsettiğimiz Ken Knight adlı adam da kocasının bir iş arkadaşıydı. Ve bu bahsettiğim kasaba vardı ya, yaşadıkları Aberdeen. Bu Aberdeen'de muhafazakar bir kasabaydı. Küçüktü. Herkes herkesi tanırdı ve dedikodular çok çabuk yayılırdı. Bundan dolayı da bunların ilişkisi de, yaşadıkları bu yasak ilişkide hemen bütün kasabaya yayıldı ve kasabanın tepkisi çok ağır olmuştu. Bunun sebeplerinden bir tanesi de hem Knight ailesinin hem de Rugan ailesinin bu bölgenin tanınan ailelerinden olmasıydı. Ve bunun üzerine kasabanın da tepkisi çok ağır olunca dayanamadılar. Ken ve Barbara, yani Ken Knight ile Barbara bu kasabadan ayrıldı. Ve taşındıkları, yani buradan ayrılınca taşındıkları yerse, umarım doğru okuyorumdur, Moree adlı bir bölgeydi. Barbara'nın 4 oğlundan hiçbiri onunla gitmek istemedi, onunla ve Ken Knight'la. İki büyük oğlu babalarıyla yaşamaya devam ederken diğer iki küçük oğlu da teyzelerinin yanına gönderildiler beraber yaşamaları için. Ve 1955 yılında Barbara ile Ken'in ikiz çocukları oldu ve bu çocukların doğduğu yerse Tenterfield'tı. 1955 yılında Barbara ve Ken'in Tenterfield bölgesinde yaşarken ikiz çocukları oldu. Ve Catherine de, yani Catherine Knight da bu çocuklardan küçük olanıydı. Barbara'nın bu ikizler de dahil olmak üzere 4 çocuğu oldu bu adamdan. 1959 yılında Jack Rugan öldü ve bunun üzerine Jack ile yaşayan Barbara'nın büyük oğulları vardı ya, onlar Ken ve Barbara ile yaşamaya başladılar. Catherine'in babası, yani Ken Knight, söylenenlere göre bir alkolikti ve Barbara'ya şiddet uyguluyordu her açıdan. Detayına giremiyorum kurallardan dolayı. Ve Barbara da bundan dolayı kızlarına sık sık, hani ikiz kızı var ya, onlara sık sık cinsel hayatını detaylı detaylı anlatıyordu ve erkeklerden ne kadar nefret ettiğinden bahsediyordu. Ve bir gün Catherine annesine partnerlerinden birisinin kendisiyle birlikte olmak istediğini ama onun istemediğini söylemişti. Annesinin buna cevabı ise katlan ve şikayet etmeyi bırak olmuştu. Çok sağlıklı bir cevap gerçekten. Çocukluğunu bu şekilde anlatıyorum ki anlayabilin en azından bir şeyleri, psikolojisi açısından diye. Ayrıca Catherine'e bu bahsettiğimiz benzer şeyleri akrabaları da yapmıştı 11 yaşına kadar. Sadece ona bu anlamda bir şey yapmayan tek kişi de babası kendi, söylediğine göre. Ama her ne kadar bu söylediklerinin doğruluğu tam olarak bilinmese de ailedeki birçok kişi tarafından doğrulandı anlattığı şeylerin gerçek olduğu. İkiz kız kardeşi dışında Catherine'in yakın olduğu tek kişi amcası Oscar Knight'tı. 1969 yılında maalesef Oscar kendi hayatına kıydı ve bu Catherine'i mahvetmişti. Hatta hala onun hayaletini kendisini ziyaret etmeye devam ettiğini de iddia etmekte.
Aynı zamanda bu yıl, yine bahsettiğimiz yıl içerisinde, aile Aberdeen bölgesine taşındı. Catherine Aberdeen'de Muswell Brook Lisesi'ne gitmeye başladı ve lisede yalnız bir tip olarak bilinirdi. Genelde insanların söylediğine göre kendinden küçüklere yukarıdan bakardı ve onlara zorbalık yapardı. Yani zorba birisi olarak biliniyordu. Hatta okuldaki bir çocuğa böyle eline aldığı bir şeyi silah gibi kullanıp zarar vermişti, saldırmıştı. Bir kere de öğretmeni Catherine'i yaralamıştı. Ama sonradan ortaya çıktı ki öğretmen meşru müdafaa yapıyordu. Yani kendisini koruyordu aslında. Ve bunun sonucunda Catherine yaralanmıştı. Ama bütün bunlara rağmen, bu öfke krizlerinde olmadığı zamanlarda Catherine örnek bir öğrenci olarak bilinirdi. Ama Catherine 15 yaşında okulu bıraktı ve okuma yazma öğrenmeden bırakmıştı. Bu çok garip geldi bana, ama belki eskilerde olmasından dolayıdır 15 yaşında hala okuma yazma öğrenmemek olması. Ve okulu bıraktıktan sonra da bir giyim fabrikasında kesici olarak çalışmaya başladı. Bir yıl sonra ise yeni bir işe başlamak için giyim fabrikasından ayrıldı. Ve onun söylediğine göre bu iş onun hayalindeki işti. Çok istiyordu bunu yapmayı. İş ne diye soracak olursanız, yerel mezbahadaki sakat atları kesiyordu. Yani kasap gibi bir şeydi. Ve orada hızlı bir şekilde, yani nasıl denir bu, doğrusu bu şekilde mi bilmiyorum, çevirmede çok uğraştım ama bulamadım. Doğrusunu biliyorsanız siz de yazabilirsiniz. Kemik ayırıcılığı, kemik kesiciliği diye bir kısım varmış sanırım bu çalıştığı işte. Ona terfi ettirilmişti direkt. Ve hatta Catherine'e kendisine özel kasap bıçakları da verilmişti. Ve evde bu bıçaklar Catherine'in başucunda duruyordu, yatağının başucunda. Ve bunun sebebi sorulduğunda da kendisi, ihtiyacım olursa elimin altında olsun diye demişti. Ve bu alışkanlığını da nereye taşınırsa taşınsın, ömrü boyunca hangi eve giderse gitsin, sürdürmüştü. 1973 yılında kendisiyle aynı iş yerinde çalışan bir adamla tanıştı Catherine ve bu adamın adı da David Stanford Kellett'tı. David ağır bir içiciydi ve söylenenlere göre bunun sebebi de daha önce çalıştığı yerde yaşadıklarıydı. Öncesinde kendisi Coffs Harbour denen bir yerde demir yollarında çalışmıştı ve orada trenler geçiş yaparken bir manevra kazası yaşanmıştı. Bu manevra kazası sonucunda da en yakın arkadaşı David'in gözleri önünde hayatını kaybetmişti. Daha sonra 1968 yılında Kempsey'de tren bir okul otobüsüne çarpmıştı ve bu okul otobüsüne çarpmasıyla ve bunun sonucunda da 6 çocuk hayatını kaybetmişti. Bu olay yaşanırken de David oradaydı ve yaralıların iyileştirilmesinde, hastaneye yetiştirilmesinde, aynı zamanda da cansız bedenlerin oradan kaldırılmasında yardımcı olmuştu yetkililere. Ve bu olaylar ona çok ağır gelmişti psikolojisine. Söylenenlere göre de dediğim gibi içmesinin sebebi de buydu. Daha sonra yine tren manevra yaparken kendisi uykuya daldığı için birkaç trenin raydan çıkmasına sebep oldu. Ve bu yüzden de Muswell Brook'a transfer edildi. Bu bahsettiğim yerde de yine davranışları gitgide kötüleşti düzelmek yerine ve sonuç olarak da işini kaybetti. Ama kısa süre sonra Aberdeen mezbahasında işe başladı ve kendisi Catherine'in de erkek kardeşiyle yakın arkadaştı. Tanışmaları da aslında bu şekilde olmuştu. Catherine'le çıkmaya başladılar kısa bir süre sonra. Ve işin ilginç tarafı, adam Catherine'le çıkmaya başladıktan sonra ara ara ikiziyle de birlikte olmuştu onun. Genelde David bir kavgaya karışırsa Catherine araya giriyordu ve yumruklarıyla falan onu savunuyordu. Yani onunla birlikte dövüyordu karşısındaki kişiyi. Ve Catherine yine Aberdeen'de kendisini üzen herkesi tehdit etmesiyle tanınan birisiydi. Bu ikili 1974 yılında evlendiler. Ve düğün günü, düğün yerine gittiklerinde Catherine'in annesi Barbara da gelmişti düğüne doğal olarak. O da David'e bir tavsiyede bulunmuştu. Şimdi size bu tavsiyede ne söylediğini okuyacağım. Direkt David'in sözleri bunlar. İhtiyar kadın, yani Catherine'in annesi, bana dikkat etmemi söyledi. Bu kızı izlesen iyi olur, yoksa seni öldürecek. Ona yanlış yaparsan yanarsın. Asla onunla oynamayı, onu aldatmayı düşünme, seni öldürür dedi. Ve bunları söyleyen annesiydi. Catherine'in kafasında bir yerlerde vidası gevşemişti söylediğine göre. Yani anlayacağınız, annesi diyor ki benim kızım tehlikeli arkadaşım. Hani evleniyorsun, tamam güzel, ama dikkat et kendine diyor. Ki aslında bu da daha düğün gecesinden ortaya çıkmaya başlamıştı bir şeyler. Catherine düğün gecesinde David'i boğmaya çalışmıştı. Ve bunun sebebi de söylediğine göre o gece sadece 3 kez birlikte olmaları ve ardından David'in uykuya dalmış olmasıydı. Buna çok sinirlenmişti Catherine. Evlilikleri de yine bu tarz olaylarla doluydu. Bir keresinde David arkadaşlarıyla bir dart yarışmasına katılmıştı ve finale kalmıştı. Bunun
Bundan dolayı da akşam eve geç gelmişti. Ve sırf bu yüzden Catherine onun ayakkabılarını, kıyafetlerini yakmıştı. Eve geldiğinde de kafasının arkasından bir tavayla vurmuştu ona. Bunun sonucu olarak da David tabii ki de hayatını kurtarmak için evden kaçmıştı. Bir komşuya gitmişti ve orada bayılmıştı. Hatta daha sonra hastanede tedavi bile gördü bunun için çünkü kafasında ciddi kırıklar oluşmuştu. Polisler bu olaydan sonra Catherine'i gözaltına alacaklardı. Fakat Catherine yine ne yapıp ne edip David'i ikna etmişti ve David şikayetini geri çekti. Mayıs 1976'da bu çiftin ilk çocukları Melissa Ann dünyaya geldi. Ama onun doğumundan kısa bir süre sonra David Catherine'i başka bir kadın için terk etti. Ve ardından da bu yaşadıkları Aberdeen'den ayrılıp Queensland bölgesine taşındı. Bunun sebebi de Catherine'in kendisinin peşini bırakmıyor olmasıydı. Ertesi gün Catherine yani adamın gidişinin ertesi günü bebeğini bir bebek arabasında caddeden aşağı bildiğiniz yokuş aşağı iterken görülmüştü. Bir o tarafa bir bu tarafa savuruyordu ki söylenenlere göre bebek arabasını. Ve bu olayın ardından Catherine Tamworth'daki St. Elmo Hastanesi'ne yatırıldı. Orada da kendisine doğum sonrası depresyon teşhisi konuldu ve bunun da üzerine birkaç hafta tedavi gördü. Ama serbest bırakıldıktan sonra da yine 2 aylıktı o sırada kızı bu arada. 2 aylık kızı Melissa'yı demir yollarının üzerine raylara bırakmıştı ve bunu yaptığı zaman da trenin gelmesine hemen önceydi. Yani tren varmadan hemen önce koymuştu çocuğu. Bunun hemen ardından da bir yerden bir balta çalmış kasabaya gitmişti ve herkesi öldürmekle insanları tehdit etmişti. Kıza ne oldu diyeceksiniz, küçük kıza. Bölgede yaşlı Ted olarak bilinen böyle demir yolunun etrafında yiyecek arayan bir adam fark etmişti. Ve Melissa'yı kendisi tren geçmeden sadece birkaç dakika önce bulup kurtardı. Bunun da üzerine Catherine tutuklandı ve tekrardan St. Elmo Hastanesi'ne götürüldü. Ancak görünüşe göre kendisi iyileşmişti ve bir sonraki gün kendi imzasıyla hastaneden ayrıldı. Hatta ayrıldı da demeyeyim, kendi imzasıyla taburcu oldu. Taburcu olmasından birkaç gün sonra da bıçaklarından birisiyle bir kadının yüzünü kesti ve ondan kendisini David'i bulmak için Queensland'e götürmesini istedi. Kadın korka korka da olsa onu götürüyordu ama daha sonra bir servis istasyonunda durdu ve durduktan sonra kaçtı. Tabii ki polisler vesaire arandı ama polis geldiğinde Catherine bu sefer de oradaki genç bir çocuğu rehin almıştı bıçakla ve onu öldürmekle tehdit ediyordu. Bunun üzerine polisler de Catherine'e süpürgelerle saldırmışlardı ve elindeki silahı da bu şekilde almayı başarmışlardı. Daha sonra onu Morissette Psikiyatri Hastanesi'ne yatırdılar. Catherine orada hemşirelere servis istasyonundaki tamirciyi öldürmeyi planladığını söylemişti. Neden diye sorduklarında da o adam David'in arabasını tamir etti ve bu şekilde David'in buradan gitmesine yardım etmiş oldu demişti. Hatta Queensland'e gittiğinde ne yapmayı planladığı sorulduğunda hem kocasını hem de kayınvalidesini ortadan kaldırmayı planladığını söylemişti. Ve şimdi işin daha da ilginç tarafına geliyorum. Polis olaydan David'e doğal olarak haber verdi. Böyle böyle bir şey var peşinde, haberin olsun dediler. Ve David bunun üzerine kız arkadaşını terk etti. Annesiyle birlikte Catherine'e destek olmak için Aberdeen'e taşındı. Evet, doğru duydunuz. Ve Catherine de 9 Ağustos 1976'da kayınvalidesinin ona bakması için serbest bırakıldı. Bunun da ardından David'le birlikte Brisbane bölgesinin bir banliyosu olan Ipswich'e taşındı. Hemen ardından da yakınlardaki Dinmore Et Fabrikası'nda bir iş buldu kendine. 6 Mart 1980'de çiftin Natasha Mary adında bir kız çocukları daha oldu. Ama 1984 yılında Catherine David'den ayrıldı. Ve önce ailesinin Aberdeen'deki evine, daha sonra da Musselbrook yakınlarındaki kiralık bir eve taşındı. Mezbahada da işe dönmüştü ama ertesi yıl sırtını yaraladığı için engelli maaşı almaya başladı ve işe devam etmedi. Artık işinin yanında bir ev kiralamasına da gerek kalmadığından hükümet ona Aberdeen'de bir konut komisyonu konutu vermişti. Yani devletin sağladığı bir konutta kalıyordu. Daha sonra 1986 yılında Catherine David Saunders adında 38 yaşındaki bir madenciyle tanıştı. David'in evi Scone adlı bölgedeydi ama kendisi Catherine'le yaşamaya başlamıştı. Çünkü birlikteydiler, artık çıkıyorlardı. Ama tabii bu sürede de kendi evini satmamıştı. Catherine ve kızlarıyla sadece onun evinde yaşıyorlardı. Ama kısa süre sonra Catherine kendisi evde yokken David'in evde yaptıklarını kıskanmaya başladı. Ve bunun üzerine onu evden kovdu.
Hatta bu söylenenlere göre tek bir seferde olmamıştı. Defalarca onu evden kovmuştu. Catherine sık sık yapardı bunu. Ve böyle olduğu zaman da David kendi evine giderdi Scone bölgesindeki. Catherine de her seferinde arkasından gelir ve David'e dönmesi için yalvarırdı. 1987 yılının Mayıs ayında David'in köpeği vardı bir tane, dingo yavrusu köpeği ve Catherine onun David'in gözleri önünde boynunu kesmişti. Ve bunun neden yaptığını sorduğunda da ve bu da söylediğine göre eğer ki David Catherine'i aldatmaya kalkarsa onun başına geleceklerine dair sadece bir örnekti. Bunun ardından da adamın kafasına bir kızartma tavasıyla vurdu ve adam bunun sonucunda bilincini kaybetti. 1988 yılının Haziran ayında Catherine 3. kızı olan Sarah'ı doğurdu. O zamanlarda da Catherine evin her yerini, ama bakın her yerini, tavanlar bile boş değildi. Bin bir türlü şeyle kapladı. Bunları şimdi sırayla size okuyacağım. Çünkü gerçekten aklımda tutup sırayla pat 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 söyleyebilmem mümkün değil. Evin her yerini, hayvan derileri, kafatasları, boynuzlar, paslı hayvan tuzakları, deri ceketler, eski çizmeler, palalar, tırmıklar ve dirgenlerle süslemişti. Yani gerçekten tavan da dahil hiç açıkta kalan bir alan yoktu. Bir gün David ile Catherine büyük bir kavga ettiler ve bu kavganın sonucunda da Catherine onun yüzüne makasla vurmuş ve yaralamıştı. Bir gün David ile Catherine çok büyük bir kavga ettiler ve bu kavganın sonucunda Catherine onun yüzüne bir demirle vurmuştu ve makasla da vücudunun birçok yerinden yaralamıştı. Bunun üzerine David Scone bölgesindeki evine geri döndü ama oradan da ayrılıp Catherine'le yaşadıkları o eve geri döndüğünde Catherine'in kendisinin bütün kıyafetlerini vesaire kesmiş olduğunu fark etti. Bunların üzerine David işinden uzun süreliğine bir izin aldı ve saklanmaya başladı. Catherine onun nerede olduğunu öğrenmek için çok çabalamıştı, bulmaya çok uğraştı onu ama nerede olduğunu bilse bile hiç kimse Catherine'e söylememişti. Birkaç ay sonra David kızını görmek için geri döndü ve geri döndüğünde de öğrendi ki Catherine polise gitmişti ve David hakkında yakalama kararı çıkarttırmıştı, haksız yere de kendisinden korktuğunu söylemişti polise. 1990 yılında Catherine eski mezbahada, o eski çalıştığı mezbahada iş arkadaşı olan John Chillingworth adlı adamdan hamile kaldı ve bir yıl sonra bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Çocuklarının adını Eric koymuşlardı. İlişki bir süre devam etti ama daha sonra Catherine John'u bir süredir ilişki yaşadığı John Price için terk etti. Yine aynı isim ama önceki John Chillingworth'tü. Şimdi terk ettiği, yani onun için terk ettiği adamın adı da John Price. İsterseniz biraz da John Price'den bahsedelim. Kendisinin adı tam adı yani John Charles Thomas Price ve 4 Nisan 1955 doğumlu. Catherine ile kendisinin ilişkileri başladığında John 3 çocuk babasıydı ve söylenenlere göre, yani kendisini seven, tanıyan insanların söylediğine göre herkes tarafından sevilen müthiş bir adamdı. Bu şekilde tanımlıyorlardı onu. 1988 yılında onun da evliliği sona ermişti ve 2 yaşındaki kızı eski karısıyla kalmaya devam ederken diğer 2 çocuğu da onunla yaşıyordu. 1995 yılında Catherine John'un evine taşındı ve birlikte yaşamaya başladılar. Hatta bu noktada söylenenlere göre John Catherine'in şiddete dair olan geçmişinden haberdardı, biliyordu neler yaptığını. Ama çok seviyordu Catherine'i, çocukları da onu çok seviyordu. Ve yine kendisinin söylediğine göre şiddetli tartışmalar dışında başlarda ona göre hayat bir gül demetiydi. O kadar güzeldi Catherine'le yaşamak söylediğine göre. Bu arada kendisi de yerel madenlerde çalışıyordu ve çok para kazanan bir insandı, onu da belirteyim. 1998 yılında bu ikisi çok büyük bir kavga ettiler. Kavganın sebebi de Catherine'in onunla evlenmek istemesi ama John'un evlenmek istememesiydi. Catherine buna çok sinirlenmişti. Bana nasıl böyle bir şey yapar diye düşünüyordu. Ve John'un iş yerinden bazı eşyalar çaldığını iddia etti. Bu eşyaları videoya çekmişti ve kaset haline getirip bu kaseti de John'un patronuna göndermişti. Aslında bu eşyalarda tarihi geçmiş medikal kitlerdi. John onları söylenenlere göre iş yerinin çöplüğünden toplamıştı. Ama bu kaseti gördükten sonra patronun da çok fazla bir seçeneği yoktu. Ve 17 yıldır birlikte çalışıyor olmalarına rağmen John'u işten kovdu. Aynı gün John da Catherine'i evden kovdu ve Catherine kendi evine geri döndü. O sırada da yine Catherine'in yaptıkları bütün kasabaya yayılmış. Birkaç ay geçti aradan ve bu birkaç ayın ardından barıştılar. İlişkileri kaldığı yerden devam ediyordu ama tek fark bu sefer John'un Catherine'in kendisiyle birlikte yaşamasına izin vermemesiydi. Kavgaları bir de daha çok sıklaşmıştı. Arkadaşlarının söylediğine göre, yani John'un arkadaşlarının söylediğine göre
Onlar bile artık bir noktada John'a hani Catherine'le birlikte olduğun sürece seninle görüşmeyeceğiz demiş, rest çekmişlerdi. Şubat 2000'de artık bu kavgalar doruk noktasına ulaşmıştı ve bir gün Catherine John'u göğsünden bıçakla yaralamıştı. John da artık yeter dedi ve Catherine'i evinden attı. 29 Şubat'ta da işe giderken Scone Sulh Ceza Mahkemesi'nde durdu ve Catherine'i hem kendisinden hem de çocuklarından uzak tutmak için hakkında bir uzaklaştırma kararı çıkarttırdı. Hatta o öğleden sonra John iş arkadaşlarına yarın işe gelmezsem bilin ki Catherine beni öldürdüğü için gelmemişimdir demişti. Her ne kadar iş arkadaşları eve geri dönme bugün diye yalvarsalar da John çocuklarına eğer hani dönmezse çocuklarına bir şey yapacağını düşündüğünü ve bundan korktuğunu, onları korumak için geri dönmesi gerektiğini söylemişti. John eve geldiğinde Catherine evde yoktu ve çocuklar da yoktu. Çocukları bir arkadaşlarının evinde kalmak için onlara gönderdiğini öğrendi. Daha sonra bir komşusuna gitti ve akşamı onların evinde geçirdi. Saat gece 11 gibi de eve dönüp yattı. Catherine o gün ne yaptı derseniz, Catherine de o günün erken saatlerinde yeni siyah iç çamaşırları satın almıştı. Ve daha sonra tüm çocuklarını videoya kaydetmişti. Vasiyetimsi şeyler söylemişti bu videoda anladığım kadarıyla. Akşam da John uyurken eve geldi ve birkaç dakika televizyon seyredip ardından duşa girdi. Daha sonra da gidip John'u uyandırdı. Birlikte oldular ve John geri uykuya daldı. Ertesi gün sabah saat 6'da John'un komşularından bir tanesi baktı ki arabası hala evin garaj yolunda duruyor. Endişelendi bunu görünce çünkü onların da haberi var artık neler yaşandığından. Hatta işe gelmediği için patronu da endişelenmişti söylenenlerden dolayı ve iş arkadaşlarından birisini John'u kontrol etmesi için evine göndermişti. Hem komşusu hem de iş arkadaşı John'u uyandırabilmek için yatak odasının penceresine tıklamışlardı ama uyanmayınca iyice endişelendiler. Daha sonra ön kapıya gittiklerinde ön kapıda kan olduğunu fark ettiler ve bunun üzerine polisi aradılar. Polis sabah saat 8'de olay yerine vardı. Arka kapıyı kırarak içeriye girdiler. İçeride John'un cansız bedeniyle aşırı doz ilaçtan komaya girmiş Catherine'le karşılaştılar. Catherine hala hayattaydı. Kan kayıtlarının gösterdiğine göre John uyurken Catherine onu bıçakla yaralamaya başlamıştı ve John bunun üzerine uykusundan uyanmıştı. Işığı açmaya çalışmış, kaçmaya çalışmıştı ve Catherine de onu evin içerisinde kovalamıştı. Daha sonra John ön kapıyı açıp kendisini dışarı atmayı başarmıştı ama ya kendi kendine geri içeriye girmişti ya da Catherine onu içeriye sürüklemişti. O kısım tam olarak bilinmiyor ama içeride John kan kaybından hayatını kaybetmişti. Bunun da ardından Catherine Aberdeen'e gitmişti ve bir ATM'den $1000 civarında para çekmişti. John'un hesabından bu arada. John'un otopsisi tamamlandı ve otopsi sonucunda ortaya çıkanlar daha da şaşırtıcıydı. Çünkü kendisi 37 kez vücudunun hem önünden hem de arkasından bıçaklanmıştı. Bu yaraların çoğu da hayati organlarına kadar uzanmaktaydı. John hayatını kaybettikten birkaç saat sonra Catherine onun derisini yüzmüştü ve ardından da salona açılan bir kapının böyle tepesine monte ettiği bir et kancasına da asmıştı. Daha sonra başını vücudundan ayırıp John'un vücudunun parçalarını pişirmişti. Ve bu etleri yemek masasında fırında patates, bal kabağı, pancar, kabak, lahana, sarı kabak ve sosla servis etmişti. Her tabağın yanına da John'un çocuklarının her birinin isminin yazdığı not kağıtları bırakmıştı. Anlayacağınız onu kendi çocuklarına yedirmeyi planlamıştı. Arka bahçede üçüncü bir yemek daha vardı. Neden orada olduğu bilinmiyordu ama tahmin edilenlere göre Catherine onu da kendisine ayırmıştı ve onu yemeyi planlasa bile daha sonra yiyemeyip orada bırakmıştı. Bu aynı zamanda Catherine'in işlediği suçu hatırlamadığı iddiasını desteklemek için de öne sürülen bir şeydi. Ayrıca John'un başı da sebzelerin olduğu bir tencerede bulundu. Tencere hala sıcaktı. 40 ile 50 derece arasında olduğu tahmin ediliyordu sıcaklığının. Ki bu da pişirmenin sabahın erken saatlerinde gerçekleştiğini gösteriyordu. Catherine burada da durmamıştı. John'un bir fotoğrafının üzerine kanlı ve et parçaları olan bir not yazmıştı. Notta da John'un çocuklarına kötü şeyler yaptığına dair iddialar vardı ama daha sonra bunların asılsız olduğu kanıtlandı. Catherine kasıtsız adam öldürme suçunu kabul edip indirim almayı planlıyordu. İndirim demişim yani işte cezasında düşüş umuyordu. Ama bu teklifi reddedildi. 2 Mart 2001'de de John'u öldürmekle suçlandı ama suçsuz olduğunu iddia etti kendisi. Ve bunun üzerine 15 Ekim'de de duruşma başladı. Duruşma başladığında 60 tane jüri üyesi vardı ve onlara bu davanın çok ağır fotoğraflar içerdiğini ve bunları kaldıramayacak jüri üyelerinin ayrılmalarının tavsiye edildiği söylendi.
Beşi de bu teklifi kabul etti jüri üyelerinden. Aslında jüri görevlendirilmişti ama daha sonra Catherine kendi suçunu kabul etti ve doğal olarak jüri de iptal olmuş durumdaydı. Catherine'in avukatları onun psikolojisinin bozuk olduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyerek ona daha düşük bir ceza aldırmayı planlıyorlardı. Bir Catherine psikiyatristler tarafından da analiz edildi ve iki tane psikiyatrist borderline kişilik bozukluğu olduğunu söyledi Catherine'in ama akli dengesi söylediklerine göre yerindeydi. Yine cezasının ne olacağına karar verilecek duruşmada Catherine'in avukatları bazı gerçeklerini, davanın detaylarını duymaması için onu mahkemeden çıkartmak istediler. Ama bunu kabul etmedi yargıç ve Catherine mahkemede kalıp her şeyi dinlemek zorundaydı. Kürsüde olayın bütün detayları anlatıldığında ise böyle histerik bir hale geldi ve sakinleştiremediler. En son artık sakinleştirici iğne vurmaları gerekti. 8 Kasım'da yargıç suçun niteliğinden dolayı ve Catherine'in de pişmanlık duymamasından dolayı ağır bir ceza hak ettiğini karar kıldı. Onun müebbet hapis cezasına çarptırdığı şartlı tahliyeyi yasakladı ve evraklarının üzerine de asla serbest bırakılmayacak şeklinde bir ibare koydurdu. Avustralya tarihinde ilk defa bir kadına böyle bir ceza veriliyordu. Catherine 2006 yılında şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasının çok ağır bir ceza olduğunu iddia etti kendi yaptığı şeyle kıyaslandığında ve bu sebeple de itiraz etti cezaya. Ama yargıçlar New South Wales Ceza Temyiz Mahkemesi'nde onun bu itirazını reddettiler ve hatta yargıç McCallum da bunun hakkında şöyle yazmıştı bu karar hakkında. Bu kadının yaptığı şey uygar bir toplumda düşünülmesi bile mümkün olmayan korkunç bir suçtu. Yani bundan dolayı da bu itirazını reddettik dedi. Ömür boyu hapis cezasına bu şekilde çarptırılan ilk Avustralyalı kadın olmuş oldu Catherine. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda bu şekildeydi. Siz ne düşünüyorsunuz bu dava hakkında? Yorumlarda mutlaka yazın, konuşalım. Yani sizce mesela hak ettiği cezayı almış mı Catherine? Yoksa daha düşük ya da daha beter bir cezası mı olması gerekiyordu? Ki zaten bu davayla da aslında görüyoruz ki her zaman erkeklerin suçlu olduğu diye... Ki zaten bu davayla da görüyoruz ki her zaman erkekler suçlu diye bir şey yok. Ağırlık olsa bile kadınların da böyle şeyler yapabildiği zamanlar oluyor. Ve gerçekten ben inanamadım yani, çocuklarına servis olarak sunmuş resmen. Allah'tan o çocuklar evde yokmuş ki o gece bunlara en azından şahit olmamışlar. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yazın aşağıda bu cezası hakkında, olay hakkında ne düşündüğünüzü. Ayrıca eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunmakta. Diğer kanalımda orada vloglar vesaire konsept dışı şeyler de izlemek isterseniz, beni görmek isterseniz ona da abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butona da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.